Arkadaşlar bugün size Arda liste nesnelerini anlatacağım. Liste nesneleri Arda paketlemek için kullanılır. Farklı nesneleri bir araya getirip tek bir paket haline getirmek, tek bir nesne haline getirmek için kullanılır. Bu ne demek? Şimdi vektörlerde ve matrislerde tek veri tipinde olması gerekiyordu. Bir nesnenin içerdiği verilerin, yani bir vektör ya da matris ya numerik olacak ya string olacaktı. Data frame'lerde her kolon kendi içinde tek veri tipi olmak üzere birden farklı veri tipleri bir araya getirilebiliyordu Excel çalışma kitaplarındaki gibi. Listelerde buna gerek yok arkadaşlar. Listelerde farklı nesneler, farklı veri tipleri bir araya getirilebiliyor. Hemen bir örnek üstünde bununla çalışalım. A vektörüm sayısal bir vektör olsun. Birden 5'e kadar sayıları içersin. B nesnem bir tane matris olsun. Birden 20'ye kadar sayılar olsun. Kolon sayım da kaç olsun? 5 olsun. B nesnemde bir tane matris olsun arkadaşlar. Bir tane data frame olsun. Data frame'imin içinde birinci sütunun birden 3'e kadar sayılardan olsun. İkinci sütunun hasta adları olsun. Hasta 1. Hasta 2 ve hasta 3 olsun. Ondan sonra üçüncü nesnemde soyadları olsun. Hastaların soyadı bilgisi olsun. Soyadı 1, soyadı 2, soyadı 3. Kapatıyoruz. B oluştu mu? Oluştu. C oluştu mu? Oluştu. Ondan sonra matris biraz düzeltelim arkadaşlar. Call names şey diyorum. Atama operatörü. ID. Ondan sonra cema hasta adı. Ondan sonra hasta soyadı. Bakalım güzel mi? Tamam. Şimdi daha yakışıklı bir matrisimiz oldu. Bir tane listemiz olsun arkadaşlar. List fonksiyonuyla bunu oluşturalım. Direkt istediğim, hani önceki sonra sırası şeklinde direkt yazıyorum arkadaşlar. Liste oluşuyor. Bakın, listeyi oluşturma fonksiyonu, list fonksiyonu daha sonra onu ekranda yazdırdığımda 3 nesnede yazdığım sırada bir araya geldi. Yalnız her nesnenin başında çift köşeli parantez var. Buna back number deniyor arkadaşlar. Paket numarası, komponent numarası ya da. Şimdi listeyi çalış deki bu elemanları çağırmanın bir yolu bu back number'ı kullanmak. Bir yolu tek köşeli parantezi liste olarak kullanmak. Bir de vektörler, matrisler, data frame'lerdeki gibi hani nesne adlarını kullanmak olacak. Şimdi bir yapıya bakalım. Liste nasıl bir yapı gösterecek bize? Arkadaşlar çağırdığında bakın ilk dolar ifadesi var. 3 tane nesneden, 3 tane komponentten oluşuyor diyor. Ondan sonra dolar demiş. Daha sonra yapısını gösteriyor. Daha sonra içerikten bir özet gösteriyor. Birinci eleman numerik vektör. İkinci eleman numerik matris. Üçüncü eleman data frame. Daha sonra data frame'in sütun adlarını vermeye başlıyor dolarla. Şimdi data frame'de sütun adı varsa listede de sütun adı olur. Yani names fonksiyonuyla yapıyoruz arkadaşlar. Names liste. Her bir komponente ad atayacağız. Birinci neydi arkadaşlar? Komponent 1 olsun. İkinci komponent 2 olsun. Üçüncü de komponent 3 olsun. Şimdi tekrar structure'a bakalım.
gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce boş olan liste adlarının isimleri geldi. Şimdi kural listelerde arkadaşlar bir bileşene isim verebiliyorsanız isim verin. Yoksa ardıl işlemler yapıyoruz ya, bir veriden örnek bir set alıyoruz, onun üstünde hesaplamalar yapıyoruz. Çok karışır. Hata yaptığınız zaman nerede olduğunu bulamayabilirsiniz. Bir de daha sonra aradan zaman geçtiğinde tekrar dönüp baktığınızda kodunuzda anlaşılması daha kolay olur. Şimdi liste diyorum arkadaşlar. Dolar işareti koyuyorum. Komponent 1. Komponent 1 diyorum. Bakın çağırdığım zaman geldi. Ve nasıl geldi arkadaşlar isimle çağırdığım zaman? Şu şekilde. Yani neyse o olarak geldi. Vektör olarak geldi. Şimdi çift köşeli parantez ve indis numarası ile çağırayım. Yani çift köşeli parantez ve back number ile çağıralım arkadaşlar. Gene dolarla çağırdığım şekilde geldi. Tek köşeli parantezle çağırdığım zaman arkadaşlar bakın test olarak geri geldi. Yani dolar komponent olarak geldi. Bunu structure'la bakarsak daha iyi anlaşılır. Köşeli parantez back number ile çağırıyorum. Buna diyor integer vektör diyor. Şimdi str diyorum. List diyorum. Tek köşeli parantezle çağırıyorum. List olarak çağırıyor. Bu arkadaşlar bir listenin içindeki nesneye erişmek için, veri atamak için aklımızda bulunması gereken en önemli şey bu. Back number ile çağırdığımız zaman nesnenin kendisi neyse o yapıda gelir. Şu şekilde tek köşeli parantez liste indis numarası ile çağırdığımız zaman da liste olarak geri getirir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi toparlarsak arkadaşlar bir beşer tane örnek hazırlayacaksınız. Ondan sonra hazırladığınız örneklerde listedeki her bir komponente ad vereceksiniz. Daha sonra listedeki bu komponentleri komponent adıyla, back numarasıyla ve liste indis numarasıyla çağıracaksınız. Bunları çalışalım. Listelere devam edeceğiz daha sonra.